Bak şimdi adada arkamıza çöp bırakmayalım. Yani... Nasıl ya? Hem zehirlendim hem vurdu bana. Bu nasıl bir şey? Oyun severler DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Stranded Deep'te 25. günde hayatta kalma çalışmaları ve çabaları içerisindeyiz. Ama güneşten ölmek üzereyim şu an. Yine bir hayatta kalma mücadelesi. Yine bir çabalama. Hep böyle hiç boş zamanım olmuyor. Bu odada gerçekten hiç boş zaman geçiremiyorum. Bir böyle bir hani Türk kahvesi yapayım, bir böyle bir şeyler yapayım, ne bileyim kurabiye yapayım, oturayım, denizi seyredeyim, yok. Yapamıyorum arkadaş, yapamıyorum. Güneş kremi yok, icat edilmemiş. Bir tane orada aloe vera var. Bir tane aloe veranın bile çok büyük bir değeri var benim için bu hayatta. Saat sabahın kaçı biz? Öğlen 4'teyiz bu arada. Sabah değil yani şu an. Ben sabah zannediyorum. Artık günleri birbirine karıştırmaya başladım. Balıklarla konuşacağım bu adada. Gerçekten beni bir tek bu balıklar anlayabilir. Neyse zaten artık böyle bir SPF derdimiz olmayacak. Zaten akşam olsun artık. Güneş git. Güneş lütfen git. Güneş gider misin artık? Benim karakter niye koşmuyor? Bir eğilme söz konusu olmuş burada. Neyse bu aloe vera. Aloe verayı bırakıyoruz. Su var mı? Bir su içeyim ya. Böyle bir susadım. Oh neyse. Ben bu odaya yine geçici olarak geldim ama bu odada bazı istenmeyen misafirler var. Şimdi ben bu odaya geldim. Bu odanın artık sahibi benim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Silahım yanımda yok ama her türlü bununla da vururum diye düşünüyorum. Yılan hariç, yılanla uğraşmam. Senle de şu an uğraşmayacağım ya. Sadece yılan olmasın yani, böyle sinsice yaklaşan işte böyle şeyler olmasın. Bulsam ona da konuşacağım. Ona da iki çift lafım var. Ama neyse. Bak bak ya, beni çok, bak sayın yengeç, beni çok hazırlıksız yakalayacaksınız. Lakin ben Osmanlı döneminden kalma bir asilzade olduğum için sizi anlıyorum. Benden neden uzaklaşıyorsunuz? Evet, adada artık 25 gündür adadayız. İnsan yüzü görmedik maalesef. İnsana yakın en son gördüğüm şey az önceki yengeçti. Köpek balıklarını insan yerine koymuyorum. Bari gemi falan keşfedelim ya bu akşam olmadan. Bir ufak bir macerayı ne dersiniz? Ben varım. Köpek balığı gelme. Köpek balığı gelmesin. Çok korkuyorum. Su altında çok korkuyorum. Her şeyden çok korkuyorum. Su altında. Açıl. Boş mu? İşaret fişeği var. Aklım çıktı. Seviye atladım sadece ya. Sadece seviye atladım. Aklım çıktı ya. Neyse ben gider. Ve bu kız kaçar. Zehirlenebileceğimiz bir şey yoksa bu gemiye de bir şöyle uzaktan göz atmak isterim. Ama şimdi sen buraya gel bakayım. Akşam yemeğimizi hazırlıyoruz. Kaçmış balığım, kaçmış. Şş, buraya gel. Seni yiyeceğim. Üzgünüm. Seviye atladım az önce, hala onun şokunu atlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi bu gemiye dalış yapıyoruz. Lakin bu nedir ya? İlla arkasından mı dolaşacağız? Of, burası da kapalı. Buradan da o zaman bize müsaade. Yani böyle misafirliğin kısası daha makbuldür. Yarın sabah buradan gidiyorum. Pılımı pırtımı toplayıp gidiyorum. Bu ada bana hiç şey vermedi. Hiçbir vibe yok bu adanın. Zehirlenmesek bari. Şu an şansa, yani tamamen şansa. Oh. İşte bazen şans yanımızda olabiliyor. Bazen olamıyor. Neyse ben bari gidip ay manzarasını izleyeceğim şimdi. Pis yılanlar gelmeden. Hayır bak ya, işte yılan oldu. Hayır ya, of. Hayır ya. O kadar andım. Biliyordum bu odada yılan olduğunu. Ben artık hissediyorum onları. Ben artık canlılarla konuşabiliyorum bu oyunda. Zehirlendik ya, ne yapacağız ya. Üf, tabutum da hazır. Ne yapayım ben, balığımı koyayım bari. Balığı koyamıyoruz hemen çünkü balığın da derisini yüzeceğiz. Her şeyin önce derisi. Önce böyle daha sağlıklı. Yani şimdi adada yaşıyorum diye sağlıklı beslenmeyeceğim diye bir şey yok. O yüzden neyse. Ben zehirli miyim? Ben zehrin dibiyim şu an. Evet, harika. Belki burada bir pipi plant vardır. Şimdi patates arıyorduk. Bir yandan artık
pipi plant arayacağız. Pipi bitkisi arayacağız arkadaşlar. Evet. Var mı? Var. Gerçekten var. Of, elimle koymuş gibi buldum. Ha. Şimdi bana hemen anti zehir lazım. Tam zehir lazım bana. Anti zehir değil. Hemen bir kokonat arıyorum şimdi. Akşam akşam uğraştığınız şeye bak. Yılan, seninle sabah görüşeceğiz. Hiç uğraşmaya da bile değilim. Yani bazen en güzel intikam işte yok saymaktır. Evet, ben bu odada durdukça artık böyle şey olmaya başladım. Şair yanım ortaya çıkmaya başladı. Felsefi yanım ortaya çıkmaya başladı. Sokrates de kimmiş diyorum şu an. Bir pepe bitkisi daha buldum. İşte hayat bazen sürprizlerle doludur. Bu laflar kesin böyle çıkmış yani. Böyle adada 25 gün yalnız kalan kişiler işte bu Sokrates olur. Ondan sonra Heraklates olur. Hepsi karışık ortaya olur. Önce balık arkadaşlar. Balık baştan kokar. Bu da bunlardan bir tanesiydi. Şimdilik bununla işim yok. Ben tan zehirimi yapacağım. Hemen tariflere geliyoruz. Tariflerden sayfaları çeviriyorum. Evet, tariflerden antidot. Antidot yapacağız. Antidot için benim şundan yapmam gerekiyor. İp ve kokonat gerekiyor. Böyle şey bir akşam. Sakin bir akşam. Sadece yılan ısırdı. Ne olmuş yani? Her gün insanları bu adalarda yılan ısırabilir. Ne oluyor hey? Ben ip toplamaya gidiyorum. Gel bakalım. Şimdi zehir. Canım da gidiyor bu arada. Bence burada yılan hissetmiyorum. Ay. Yani hissediyor da olabilirim. Hissetmiyor da olabilirim. Neyse, burada acaba... Evet, bir tane daha buldum. Şuraya çıkmayı deneyeceğim yarın. Sonra da buradan gideceğim. Çünkü bir tane daha yapayım ben bundan yapmışken. Şey de yapacağız, güneş koruması da yapacağız. O yılanı başını küçükken ezecektik. Ama ezemedik. Yarasa mısın? Yaramasa mısın? Tamam. Bu yılan değil. Bu odun. Tanıştırayım. Allah'ım, gerçekten kendi kendime aksiyon yarattım. Şurada 2 dakika. Bir ada zaten kaç metrekare ya? 3 adımla bitiyor. 3 adımla biten bir adada bu kadar heyecan fazla. Hemen ip yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi ipleri elimize alacağız. Of, acilen bu esprileri kağıda not etmeliyim. Şimdi bize ne gerekiyor? Bize adaların olmazsa olmazı. Kokonat gerekiyor. Bacağımı kırmayayım da. Bacağımı kırarsam gerçekten hiç keyifli bir ada hayatı olmaz. Zaten böyle bile çok zor. Ama yine en büyük derdimiz bugün balık tutsak mı tutmasak mı? Yani gerçi köpek balığı da var. Neyse. Bu da bitti. O zaman 1-2. Şimdi antidotumuzu yaptık arkadaşlar ve içtik. Saat de 9 olmuş. Zaten geç olmuş. Bana müsaade. Bu adaya vereceğim şey bu kadar. Pişmiş olan mı bu? Ve gidip çiğ olanı yersem üzülürdüm. Ve şimdi bunu da koyacağım. Bunu da sabaha yiyeceğim. Yani sabaha kadar pişer burada. Bazen adada böyle pratik şeyler yapabiliyoruz. Yani işte ada taktiklerimizde bugün de bunu öğrendik. Evet, susuzluğum, sağlığım, her şeyim harika. Benim burada bir çanağım vardı. Evet. Bu da yolluk böyle. Yolda giderken uzun bir yola gideceğim. Çünkü burada patates yok. Patates yoksa yakıt da yok. Ama Duygu yakıt istiyor. Duygu bu şeylerden, adalardan artık bir karaya geçmek istiyor. Şimdi seni alıyorum. Aloe vera'nın birini aldım. Bende de bir tane aloe vera vardı. Şimdi onunla birleştireceğim. Evet. Hazır mıyız? Hayır, bundan. Güneş kremimiz hazır. Bir tane fazladan yapmışım. Neyse, sabah ola artık diyoruz. Sleep de diyelim. Önce save diyelim. Ve şöyle bir uyuyoruz. Sabah güzel bir sağlıklı spor. Adada bir koşmaca. Artık kendime aktiviteler koyacağım bu adada. Yattık kalktık, ne değişti? Aynı her şey.
Delirtir insanı bu ya. Çok sakin ya da çok böyle her şey heyecanlı. Hiç ortası yok. Neyse. Yerleşik hayata geçene kadar böyle aksiyonlarda kalacağız. Bir şu son gemilere bakarım. Bir de gün ışığında adayı tarayacağım. Şu aloe vera'yı alabilir miyim? Gerçekten aloe vera'yı çok seviyorum. Neyse. Sabah sporumuzu yapacağız şimdi. Fiziksel gücümüzü artıracağız. Ama o yılan nerede bilmiyorum. Benim silahım vardı da onun mermisi yok ya. Ona bir de ben mermi de yapayım. Belki köpek balığı avlarız. Belki böyle bir çılgınlık yaparız. Sabah koşusu devam. Saat 5'te kalkıyorum. Ve başarımı, adalardaki bu yolculuğumu buna borçluyum. Biraz koşalım. Kaslarımızı açalım. Demin bildirim... Bak onu uykusunda yakalayacağım. Uyumuyor musun sen? Önünü attım. Arkadaşlar bittik. Arkadaşlar kaçıyorum. Fazla atar işe yaramadı. En azından yeni bir silahım var. Yılan. Yılan kendine dikkat etsin şu an. Sinirlendim. Sabahın köründe ben bu yılanı bu ada benim ya. Hemen şunları alalım. Ay ışık yok ışık. Güneş artık doğ hadi. Bu adada bu yılanla benim bu yılana bir ders vermem gerekiyor. Gerçekten bu yılana bir ders vermemiz gerekiyor. Ve o dersi birazdan alacak. Şu an silahlarımı yaptım. Bak sabahın ilk ışıklarında. Sapanla bile dalarım ona şimdi ben. Bak orada yine beklemeli bir anda. Birazcık daha böyle bir odaklansam daha güzel tutturacağım. Ben istiyor bu yılanı. Ama şunları da alsam hiç şey fena olmaz. Üf. Şöyle. Dodge'ladı beni yalnız. Bir tane daha vuracağım şimdi kafasına. Oh. Şunlardan bir kurtulalım. Hay bu olmaz. Bunun da tamam. Mızrak. Bana kaliteli mızrak lazım. Ay hiç uğraşmayacağım bile seninle. Benim öteki güzel mızrağım nerede? Her şeyin sayısı çok az zaten. Çok değerli her şeyim. Ne olur üstümde olsun. Ha. Oh. Evet. Yılana bir ders verildi. Yılana bir ders verildi. Bazı dersler alındı. Yuka ağacından gelip de yuka bitkilerini toplamadan gitmem. Bu benim rutinlerimden bir tanesi. Ada rutinimde şu an alabilecek yerim kalmadı. İyi. Bununla bayağı ip yaparız. Haydi bakalım gidiyoruz. Yolculuk başlasın. Yemeğim, suyum, her şeyim yerinde. Suyum yerinde değil. Önemli değil. Ben keşif de yapmayacağım. Direkt gidiyorum. Hemen şeyimi alacağım şimdi. Navigasyonumu alacağım. Ve modern hayatı buraya getireceğim artık. Benzini bulduktan sonra, benzin yapabildiğimi fark ettikten sonra. Ama bak şimdi adada arkamıza çöp bırakmayalım. Yani... Nasıl ya? Hem zehirlendim hem vurdu bana. Bu nasıl bir şey? Ay! Yaşıyormuş bu. Allah'ım ya. Of. Hem zehirlendim. Neyse ki bir tane daha pipi bitkisi var. Ya ben bunu uyuyor zannediyordum arkadaşlar ya. Gerçekten bu ada sürprizlerle dolu. Belki patates de vardır. Bu kadar şey var. Ağaç bile yok ya. Bir yılan daha gelirse artık böyle bütün Murphy kanunlarını ha. Hepsini yaşadım ya. Ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım?
Hemen gelip bir su içiyorum. Sonra yine bir kokonat alıp bu zehrin icabına bakıyorum. Bu var zaten. Sen kal. Sen kal. Sen git. Geliyorum, geliyorum kokonatlar. Kokonat ya da kokonatmamak. Tamam. Oh. Her yerden bir şey çıkacak. Ha gittim ondan kaçarken zehre tutuldum ya. Hepsini içeceğim. Artık daha fazla su içemiyor muyum? Heh, içebiliyorum ya. Bunu içine koymaya çalıştım herhalde. Sen git. Senle yolda şey yapacağız. İp yapalım. Bu neymiş? Aa bandaj. Acaba gerek olur. Bir de bandaj yapayım. Bulunsun maksat. Tamam. Sen de gel. Sen de gel. Sen gel. Gidiyoruz buradan. Toplanın gidiyoruz. Sen buna git. Sen zaten üstüne ne işin var senin? Balık git. Mızrak kal. Işık git. Işık da kal. Dur. Tamam. Bu full bunu alabiliriz. Şunu bırakıyoruz hemen üstümüzden. Üstümüzdeki yükleri atıyoruz. Benzin zaten yok. Olanı da burada. Bu kadar çivi yeter mi? Şunu da alsam güzel olur. Bunun içindekilere ihtiyacım yok. Bu bana fazlalık şu an. Bu lazım ama. Burada silah var, kil var. Biraz üzerimiz dolmuş gibi gözüküyor. Bunun üstü full yani. Bunun da üstü full. Şu taşı alayım ya. Ay ne kadar çok şey. Taşınmak ne kadar zor. Adadan adaya taşınmak da gerçekten çok zor. Kazma da var. Onu bırakamam. Ah buna bir tane daha yer var. Burayı hangisiydi o ya? Kafam karıştı gerçekten. Suyu buraya koydum. Bandajı da koydum. İyi iyi. Bayağı yer alıyor ama. Şu an yer açıldı. Buna da birkaç kişi koyarsak bence olayımız. Bunu ya zaten içeceğim şimdi. Baltayı da koyalım. Baltayı da tutmaya gerek yok. Bunlar yeterli. Ben gidiyorum arkadaşlar. Herkes sağlıcakla kalsın. Sana gerek yok. Ben şimdi böyle geldim ya. Buradan biz Güneydoğu'dan gelmiştik. Sonra rastgele gitmiştik. Patates yok. Patates olmadan hangi yöne gitsem. Ben şuradan bir de şey alacağım. Şimdi gözlerimle daha iyi göremiyorum. Yani son şeyde mi o? Dürbün istiyorum ama acaba elinizde fazla dürbün var mı? Evet. Hazır mısınız şimdi? Buraya tırmanıp inş düşmeden ölmeden tırmanma hayalim var. Tırmanma. Yılan olmaz. Bir daha yılan olmaz. Bir daha yılan olmaz. Alın sizin olsun ya. Ne tarafa gitsem. Nasıl bir şey bu ya? Oraya çıkmayı çok istiyordum ha. Geliyor hala bak. Çık git. Çok güzel şu an. Üf, karakter bile yoruldu. Güya gidecektik. Neyse bir de şimdi burada köpek balığı sürprizi ve şokuyla karşılaşmayalım bence. Bundan uslu uslu. Tamam anladık. Gidemiyoruz. Her yerde bir engel. Nefes nefese kaldım ya. Bak orada yine. Ruh hastası bu. Bu yengeç ruh hastası dostum. Oh şöyle yüzeyim biraz. Güneş keyfi. Ah boğulmayalım. Yalnız artık karakterim çok güzel yüzüyor. Çok hızlı yüzüyorum. Gitgide güçleniyorum. Rakiplerimle doğada daha fazla hayatta kalabilmek için bu savaşı veriyorum. Her gün kendime protein ve amino asit basıyorum. Balık yiyorum. Balık yağıyla besleniyorum. Tamam bu kadar yeter. Biliyorum ben. Saat 10. Yola çıkmak için harika bir zaman. Daha harika olamaz. İki kokonat yersem hiçbir şeyim kalmaz.
Canım şu an kokonat yemek istiyor. Öyle bir tırmanış yok. Gel buraya. Evet. Gel bakalım. Yalnız çok güzelmiş ya böyle. Düşmedi değil mi? Heh. İyi, bacağımızı kırmadıksa sıkıntı yok. Her şey yolunda demektir. Bunu da alalım. Önce suyundan. Sonra bir de şuradan azıcık da yiyelim. Güçten düşmeyelim. Yemek çok önemli. Hadi. Nasıl yersin acaba? Ne zaman yersin? İçecek su da kalmadı. Ben gidiyorum. Henüz sürmeyeceğim. Öğle saati gelsin öyle süreceğim. Hatta şunu elimden atayım. Tamamdır. Gidiyoruz. Yolcu kalmasın. Yolcu kalmasın. Arkadaşlar, yolculuğumuzda başlıyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Ama bir yolunu bulacağız. Şu tekneyi şuradan bir çıkaracağım önce. Çekil bakayım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hayır. Çık şuna. Çık şuna. Çık. Çıkmıyorsan buraya geri gel. Ay şuna binemedim ya. Gel buradan bineceğim. Dur. Kontrol etmekte zorlanıyorum. Güneş geçti başıma. Güneş güneş. Hadi çıktım çıkacağım. Çıktım çıkacağım. Çıktım. Bu başarı hepimizin. Ben de bu kadar aksiyonlu olmasını beklemiyordum açıkçası. Ben harika bir yolculuğa sizi şu anda davet ediyorum. Şurayı virajı alamadık. Şimdi alacağız ama. İnanıyorum. Sürüklenerek. Evet. Oh. Uzun bir yolculuğa doğru yola çıkabiliriz artık. Rüzgar bizimle beraber. Hayır. Ya bu kadar zor olmamalı. Ya bu kadar zor olmamalı. Ben neden hep yolculuğa çıktığımda fırtına çıkıyor acaba? Demek ki böyle gitmemiz lazımmış. Yolcu kalmasın. Ama ben şöyle açıklara doğru gitmek istiyorum. Şimdi zaten dürbünle de etrafa bakacağım. Umarım bir fırtına çıkmaz. Beni çok güzel fırtına çıkarsa. Önce bir yönümüze bakalım. Yönümüz güney yok. Şu an doğuya doğru gidiyoruz. Gidelim gidelim buradan kurtulalım. Doğuya doğru gidelim. Bakalım ne varmış görelim. Gezelim görelim programına. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Güneş kremimi de sürüp keyifli bir yolculukta sizlerleyim. Görünürde hiçbir ada olmaması acaba ürkütücü mü? Sanki şurada bir şey var. Oh! Dev bir balina var orada. Onu avlamaya gelirim ben. Öyle kaldı o. Ve ben de ona doğru gidiyorum. Hayır hayır hiç gerek yok şu an. Üzerimde silah yok. Ama not edildi. Şu karşıdaki ada nasıl bakalım? Belki bir daha karşımıza çıkar. Bir gün sırf avlanmaya bile çıkabilirim onu. Bir anda bir geliyormuş kafamda buradan. Fırtına ve gidebileceğimiz adalar çok küçük. Acaba şunu motorunu çalıştırsam ne olur? Biraz hızlansak mı ne? Ay ben gidemezsem böyle kalırım. Çok korkuyorum. Ada çıkmazsa karşıma çok üzülürüm.
haritanın sonuna bir kere böyle gittiğimde haritanın sonuna gelmiştim. Evet. Bravo. Şey de bitti. Benzin de bitti. Artık ne gelirse karşımıza. Elveda adalar. Merhaba yeni yolculuklar. Peki şu an saat kaç? Saat 2. Bir tane bile ada yok etrafta ya. Hiç mi yok yani? Bir tane bile mi yok? Burası büyük bir yer mi acaba? Değil. Madem burada çok bir şey yok, o zaman biraz yönümüzü şöyle çevirelim. Sanırım haritanın sonuna geldik. Evet. Galiba yani, emin değilim. Ama orası bir çizgili gibi gözüküyor. Bu nasıl bir şey ya? Korkutmasın sesler bizi. Ama sanırım orada ada çıkıp burada çıkmaması bunu gösterir. Fırtına çıkmasın. Hayır. Acaba ben su üzerinde şey mi gördüm? Serap mı gördüm? Hayır. Neler oluyor ya? Hayır ya. Arkadaşlar 25 gündür çok güzel devam ediyorduk. Ama işte doğa ne kadar acımasız. Şu an bunu görüyoruz. Ne kadar yaşayabilirim bu dalgaların arasında bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. O da çok korktum. Orada ada var. Karşıda bir tane ada var. Ne olur oraya gideyim. Ne olur. Ha bir de ters rüzgar. Ben hiç ilerleyemiyorum galiba. Bari şimdilik şuraya gideyim, sonra oraya giderim. Deminki ada değildir değil mi ya? Sanırım deminki ada orası. Ona da hiç yaklaşamıyorum. Ne yapacağım ya? Aa! Hadi. Haydi, 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 haydi. Arkadaşlar burası acaba benim deminki geldiğim ada mı?
yatıyor mu, uyuyor mu hiç fikrim yok. Ya bir gidemedim ki. Bu dalga değil, başka bir şey. Taş varmış. Hayır. Az önce bir geminin üzerinden geçtim. Burası hangi ada? Oh ne? Aynı adaya geldim. Başladığım noktaya geri geldim. Unbelievable. Gelme. Bu ne dur ya? Görüyorum tutulsam. O kadar aksiyon yaşadık, o kadar şey yaşadık. Ya başa A noktasından B noktasına gidemedik ya. Böyle fırtına olmaz olsun. Böyle fırtına olmaz olsun ya. İmdat! Ateş akayım bari. Ay, bir şeyler saldırmasa şu an. Ve fırtına biter. O kadar bu oyunu oynadım şu ada kadar. Yani beni sürprizlerle karşılayan başka bir ada olmadı. Bu adayı lanetli ada seçiyorum. Bu ada benim gözüme bitmişti. Bir daha buraya ayak basmayacağım. Burayı işaretleyeceğim ki bir daha buraya gelmeyeyim diye. Yani mecburen geldim buraya arkadaşlar. Gördüğünüz orada şey vardı. Fırtınadan gitmiyordu. Benzinim olsa gidebilirdim. İşte. Şartlar bunu gerektiriyormuş. Ben bir de acıkırım da şimdi. Ben kendimi biliyorum. Ben kendimi biliyorum. Şimdi acaba ışıkla beraber balık tutabiliyor muyum? Gel bakalım. Senden güzel bir yemek olur. Pisete atıyoruz. Her şey öyle başladı zaten. Evet. Bu akşam yemekte yengeç var. Birazcık yengeçimizden şöyle bir yiyeceğiz. Önce gönül isterdi ki bunu sushi falan yapmak. Böyle yengeç sushi falan yapmak ama hayatlar bu ada. Benim güneş kremim de boşa gitti. SPF'im de boşa gitti. Tüh, Allah cezanızı vermesin sizin gibi ada yerlerinin hayvanlarının. Tüh. Çok moralim bozuk. Çok. Pişene kadar ben zaten... Dur şuna bir de şey yapalım. Burada ağaç kesmiştim. Bunları suya koyayım da sabah kalktım yine suyumu içmiş olurum. Ben böyle bir şey yaşamadım ya. Sakin müziğim bir çalsam ne olur oyun? Ben delirdim demin. Bir de bunlar yokluktan böyle var oldu gibi bir anda çıktı karşımıza. Gelmiyor değil mi o? Hemen dürbünle dikizleyeceğim onu şimdi. Hemen komşuyu. İyi, kendi haline takılıyor. Ay'a bakalım. Ve manzaramıza bakalım. Ve artık yavaştan yatalım. Yeni bir gün, yeni bir şans demek.
Sabah sporumuzu da yapmıştık halbuki. Güne çok dinç ve güzel başlamıştık. Fakat bu adadaki yerli de değil yani yerli yabancı herkes benim kötülüğümü düşünüyor diye düşünüyorum. Peki şimdi gidebilir miyiz? Demek ki bu yöne gitmeyeceğiz. E'ye doğru gitmeyeceğiz yani şu yöne. Ben nasıl gittim acaba? Buradan çıktım böyle gittim. Sonra böyle döndüm. Sonra böyle başladım yere nasıl geri geldim onu tam olarak anlayamadım yani. Kafam biraz karıştı o konuda. Buradan geldim. Bu sefer de şöyle gidelim bari. Ya da ben şuraya gitmek istiyorum. Evet. Oraya gideceğim. Hatta şimdi gidiyorum oraya. Gidiyorum ya. Saat kaç olursa olsun gidiyorum. Güneş olmadan adada yiyecek kokonat bile kalmadı. Of, alacağım bunu da şimdi. Stres adası. Bunu bir de yemem gerekiyor. Açım ben. Aç olduğum için sağlıklı düşünemiyorum şu an. Nerede bu kokonat? Kokonatı da kaybettim ya. Of. Tiki Girl adada. Sen çok yüksektesin. Bak bir yerden bir şey gelmesin. Sinsice yaklaşan adidir bu adada ona göre. İki, karnımızı doyuracağız. Şurada çektiğimiz şeye bak ya. Koyup geri alıyorum artık. Öf, böyle suları dağıldı resmen. Ben hazırım. İkinci bir şansa, ikinci bir yolculuğa hazırım. Şunları da alırsak buraya, bıçağı da al, bunu da at. O zaman şunu al. Ve gidiyoruz. Gidiyoruz. Bütün aşklar yüreğinizde. Şimdi ta benim gemim. Hanım. Onlar benim yavrulayım. Bu tarafına denk geldim. Şu hayvancağızı buradan geçersem zehirlenmeden böyle sinsisin. Ben yokum. Tamam mı? Bak hemen gördü geliyor. Hemen ya. Bırak dedim yoruldu kaç. Ay canım gitsin. Ben demek ki yolculuğa çıkamıyorum. Kısmet değilmiş. Fark etmez. Fırtına falan dinlemiyorum artık. Arkadaşlar ben demek ki gidemiyorum. Az önce hava günlük güneşlikti. Acaba uyursam geçer mi? Hayır! Hayır yılan olmaz! Bir daha yılan olmaz! Bu oyunda hayatta kalmak iyice zorlaşmış arkadaş. Ben bir save alayım da oh. Uyuyamıyormuş ya. Arkadaşlar o zaman burada bırakıyoruz fırtınanın ortasında. Bir sonraki bölüme başladığımızda yolculuğumuza başlamış olarak başlayacağız.
Bitmiyor bu fırtınalar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.